Merhaba arkadaşlar, ben Orhan Karaşahin. Bakın arkamızda bahçemizin damlama hortumlarını görüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bahçemize fidelerimizi dikmiş, öncesinde damlama sistemini oluşturmuştuk. Damlama ile sulamak gayet mantıklı ve son derece tasarrufludur arkadaşlar. Vahşi sulama diye tabir edebileceğimiz o işte salma sulama veya yağmurlama sulama fidelere zarar verir. En güzel sulama şekli damlama sulamadır. Fidelerinize hem yavaş yavaş miktarınca su verirsiniz, fazla su vermek zorunda kalmazsınız. Hem de sulama esnasında fidelerin zarar görmesini önlersiniz. Böyle salma sulama esnasında fidelerin kökü suyun içerisinde kalırsa, aşırı ıslanırsa kök çürüklüğü veya göçüren gibi hastalıklara neden olabilir. Bu bir. Bir de eğer ki yağmurlama sulama yapıyorsanız, yani fidelerin üstüne işte hortumla veya benzeri bir şekilde su tutuyorsanız, o zaman da mantar hastalıklarına davetiye çıkartırsınız. İşte bu tarz sıkıntılı durumları önlemek için en güzel yöntem damlama sulama sistemidir. Şimdi kameramızı çevirelim ve yakın planda damlama sistemimizin nasıl çalıştığına bakalım. Burada bizim çileklerimiz var. Bu arada tavuk da susmadı gitti bir türlü ama neyse, bakalım biz devam edelim videomuza. Geçtiğimiz günlerde yaptığımızı söylemiştik arkadaşlar bu sistemi. O zaman bir deneme yapmıştık. Şimdi ilk defa damlama sistemini çalıştırdık. Şöyle bir 4-5 günden beri de hortumla sulama gerçekleştiriyorduk. Artık o iş bitti. Fideler dikileli işte 5 gün kadar falan oldu. Kimisi ilk dikim baygınlığını atlattı. Kimisi de henüz daha ilk dikim baygınlığını atlatamadı. Henüz yeni yerine uyum sağlayamadı. Bu bir haftalık süre içerisinde hassas bir dönemdir. Çekme fidelerin tutma süreci biraz uzundur. Mesela bakınız arkadaşlar, ben şuradaki 10 tane fideyi viyol içerisinde almıştım. Viyolle alınan fidelerde herhangi bir tutma problemi yok. Hepsi zaten daha ilk günden itibaren kafaları yukarıdaydı. Herhangi bir baygınlıkta yaşamadı. Ama şu şekilde çekme fideler, kimisi ayağa kalkmış, kimisi kalkmaya çalışıyor. İşte kimisi de baygınlık içerisinde vakit geçiriyorlar. Artık bundan sonra dediğimiz gibi damlama sulama ile sulama gerçekleştireceğiz. Hemen şöyle kameramızı biraz yaklaştıralım ve damlama sistemimizin nasıl çalıştığını gözlemleyelim. Oradan damla damla toprağın içerisine akacak ve toprağın içerisinde yavaş bir yayılım gerçekleştirecek. Şimdi siz yüklü bir su kütlesini toprağın üzerine koyuverdiğiniz zaman su nereye gideceğini şaşırır ve kalabalık da olduğundan dolayı toprak bir an evvel onu emer ve hızlıca aşağılara doğru su taşınır. Ama böyle azar azar yavaş yavaş damlatılan bir su toprağın geniş bir alanına yayılır ve uzun süre orada muhafaza edilir. İşte toprağın nemli kalmasının bir diğer etkeni de damlama sulama sistemi diyebiliriz. Ben mesela buraları şöyle 4-5 günden beri hortumla salma sulama ile sularken hemen ertesi gün bir bakıyorum su tamamen kaybolmuş ve toprağın üzerinde kaymak tabakası oluşmuş. İşte o kaymak tabakasının da oluşmasını bir nebze önler damlama sulama sistemi. Şu tarafa bakalım. Bakın buralarda da daha işte aşağı bir 10 dakika ya oldu ya olmadı, hemen damlayan yerler kendini belli ediyor. Burada da patlıcan, karpuz, kavun, buralarda biberler var. Biberler de çekme fide şeklinde alıp buraya dikmiştik. Onlardan da hafiften böyle baygınlık yaşayanlar, baygınlığı üzerinden atamayanlar var. Şöyle bir 3-5 gün içerisinde onlar da tamamen kendine gelecektir. Size de tavsiyemiz arkadaşlar, bu damlama hortumu çok pahalı bir malzeme değil. 20'lik ve 16'lık damlama sulama hortum kalınlıkları vardır. İşte ana hortumu 20'lik yaparsınız. Çeşmeden veya artık nereden alıyorsanız su kaynağından 20'lik şeklinde getirirsiniz. Bakın bizde şu hortum dışarıdan geliyor. Şuradan içeriye giriyor bahçemize. Oradan 20'lik şeklinde içeriye girdikten sonra şuradan 16'lık olarak diğer yerlere ayrılıyor. Aynı şekilde bahçenin sonuna kadar öyle.
Bu 16'lık damlama hortumlarının mesafesi de 20 santim arkadaşlar. 20 santime bir damlama memesi konulmuş. Bunun değişik modelleri vardır. 40 santime bir, 25 santime bir, hatta 10 santime bir damlama memelerinin olduğu değişik modeller var. Siz artık hangisini tercih ederseniz o sizin tercihinize kalmış. Bakın arkadaşlar, damlama memesinin birisi burada, birisi de burada. Neredeyse işte arada 20 santimlik bir fark var. En güzeli 20 santimlik, bilemedin 25 santimlik ara ile sulandığı zaman, bakın mesela şimdi şuraya bakın, bir buradan akıyor, bir de buradan akıyor. Yavaş yavaş buradaki mesafe kapanıyor. Şöyle bir 15-20 dakika daha akmış olsa burası komple böyle ıslanacak. Yani bu güzergahta hiç ıslanmayan bir alan kalmamış olacak. 20 santim mesafeli damlama hortumlarını tercih edebilirsiniz. Su tasarrufu sağladığını söylemiştik ve bitkilere son derece faydalıdır. Aynı zamanda mesela damlama sisteminin önüne bir işte gübre tankı koyabilirsiniz. Damlamadan gübre verip bitkilerinizi veya toprağınızı besleyebilirsiniz. Böyle de bir avantajı vardır. Arkadaşlar, damlama sulama sisteminin bir avantajı da sadece belli yere ihtiyacı kadar su vermesidir. Yani bu fidenin dibine su veriyor, başka gereksiz bir yere su vermek durumu yok. Mesela yağmurlama sulama yapıyorsunuz arkadaşlar. Her tarafa bitki olsun olmasın veya oradaki betonun üstüne veya bahçenin dışına yağmurlama sulama yaptığınız zaman oralara da su gider veya salma sulama yaptığınız zaman gereksiz yerleri de ıslatmak durumunda kalabilirsiniz. Diğer sulama şekillerinde israf çok fazladır ve verim düşüklüğü vardır. Ama damlama sulamada tam böyle işte bakın, fidenin dibi ıslanır. Oradan fidenin dibi ıslanır. Buradan işte bu fide ihtiyacı kadar nem alır aynı şekilde. Salma sulama şeklinin şöyle de bir dezavantajı vardır. Ben bugün burayı çapalamıştım, her tarafı. Sadece şurada bir alan var. Hemen buradan size gösterim yapalım arkadaşlar. Salma sulama ile biz buraları bir 3-4 günden beri suladığımızı söylemiştik ya. Bakın, salma sulama toprağın yüzeyinde katman tabakası oluşturur ve toprağın üzerinde bu şekilde yarıklar oluşturur. Toprağın neminin daha çabuk kaybolmasına sebep olur. Bundan dolayı artık biz bıraktık salma sulama şeklini ve asıl sulama sistemimize geçmiş bulunuyoruz. Damlaya 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 böyle toprağı nemlendirecek ve bu nem kolay kolay da toprağın içinden kaybolmayacak. Yoğun ve ani sulamalarda su verimi ve toprağa sağlamış olduğu fayda oldukça düşüktür. Ama böyle yavaş ve damla sulamalarda suyun toprağa sağlamış olduğu katkı çok çok daha fazladır. Bundan dolayı size şiddetle tavsiye ederiz. Bütün bahçelerinizde damla sulama sistemi kurun. İşte bahçemizin genel görüntüsünü gösterdik ve damlama hortumlarımızın çalışmasını size gösterdik. Size de tavsiye ederiz, damlama sulama ile sulama yaparsanız fidelerinizden yüksek verim elde edersiniz. Aynı zamanda su tasarrufu sağlarsınız. Evet sevgili arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.